Gülşen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Sağ olun. Evet. Kıyafet yapmaya devam. Evet, devam. Zor iş ya o. Yo, zor değil. Yani ben çok eğleniyorum yaptığım işi icra ederken. Çünkü hep söylüyorum, ben kendi vitrinimi kendi üstünde taşıyan bir kadınım. Onun için de giyemeyeceğim hiçbir kıyafeti kimseye dikmiyorum. Şeyden zor. Hani kadınlara beğendirmek zor ya kıyafetleri. Yok, beğeniyorlar, beğeniyorlar. Ben çok zevkli kadınım. Öyle. Giyiyorum üstüme, bayılıyorlar falan. Hemen Gülben en başta arıyor. Bu ne? Çabuk onu giymiyorsun, bu hafta sonu ben giyiyorum falan diye böyle tatlı gidiyor bizim işlerimiz yani. Güzel. Şimdi Google bilgileriyle biz sizin hayatınızı kısa bir belgeselini yaptık. Eyvallah, çok yanlış şeyler var orada, bakalım. Lütfen yanlış olan yerlerde evet, durdurup yanlışları tamam, düzeltin. Tamam. Ya da evet bunu böyle yaptım ama size hesap mı vereceğim? Bu sebeple yaptım yok, diyeyim. Yok estağfurullah. Lütfen. Buyurunuz. Evet. Doya Doya Moda, 2019 yılının Kasım'ında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk haftalarda kimilerince kendinden önceki benzer moda stil programlarının bir tekrarı olarak eleştirilir. Ne var ki büyük bedenli yarışmacılara yer veren ve güzelliğin ölçüsü olmaz gibi beden olumlayıcı sloganlarıyla kısa sürede benzerleri arasından sıyrılan bu program, yüksek izlenme oranlarıyla 3 sezon boyunca devam edecektir. Programla ilgili en dikkat çekici hususlardan biri ise aslında daha önce televizyon ekranlarında sık sık yer almış olmasına rağmen henüz geniş kitlelerce tanınmayan güzel, karizmatik ve şık bir jüri üyesi olur. Bu jüri üyesi 2020 yılının ilk aylarından itibaren Türkiye'nin en çok merak edilen ve internette hakkında en çok arama yapılan televizyon şöhretlerinden birine dönüşür. O güne dek 20 yıllık kariyerinde sayısız başarıya imza atan ve terzi muallâdan Nur Yerlitaş'a, kuşaktan kuşağa devam eden kişiye özel dikim geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biri olan bu isim, Gülşah Saraçoğlu'ndan başkası değildir. O, jüri üyeliğiyle başlayan süreçte sadece bu terzilik geleneğinin bir parçası olarak kalmayacak, gündemin en çok takip edilen ve en çok tartışılan popüler kültür figürlerinden biri haline gelecektir. Gülşah Saraçoğlu 16 Ağustos 1982 yılında... Bir dakika. Bir dakika. Bu resmi her gördüğümde çok gülüyorum çünkü yanımdaki Simge. Şarkıcısı. Evet, biz 3 yaşından beri arkadaşız. Öyle mi? Evet, 16 Ağustos 1982 değil, 17 Ağustos 1981 doğumluyum ama kimliğim de 80 yazar ama Google'da 16 Ağustos 82 diye birileri uygun görmüş. Öyle değil. Ama tabii çok küçük yaşlardan beri de Simge benim tabii çocukluk arkadaşım. Aynı apartmanda falan evet, mı oturuyorsun? Evet ve hep onun hayaliydi, o şarkı söyleyecekti. Ben elbise dizilerini dikecektim. Ve gün geldi bir gün bundan bir 8-9 sene önce ilk Bostancı konseri. Ve biz böyle bir hayalimizi gerçekleştirdik. Yani öyle ki dünyadaki çok önemli bir, çok büyük, dev bir starı bile giydirmiş olsam belki bu kadar heyecanlanmazdım. Tabii. Çok başka. O da ağlıyor, ben de ağlıyorum. Birbirimize bakmadan falan böyle bir tuhaf bir konser yaşamıştık. Bebeğim benim. Öyle ama işte o bodur tavuk hiç yaşlanmıyor. Ben annesi gibi duruyorum. Hatta aynı yaştayız. Buyurun. Bilinçli bir tercih midir bilinmez. Ama internet üzerinde Saraçoğlu'nun ailesi, çocukluk yılları ve eğitim hayatıyla ilgili bilgiler son derece kısıtlıdır. Verdiği bir röportajda kendini bildi bileli modaya büyük ilgi duyduğunu ve lise çağlarına geldiğinde anne babasının bütün itirazlarına rağmen moda doğru sektöründe çalışmaya karar verdiğini söyler. Pardon, niye itiraz ediyorlardı Gülşen Hanım? Çünkü üniversiteyi bitireyim evde koca bekleyeyim istiyorlardı. Bizim ailenin böyle bir ritüeli var yani. Ben de yok illa ben bunu yapacağım diyordum. Babam biraz karşıydı, istemiyordu. Çünkü çok çocukluğumdan beri çok yüksek ruhlu bir çocuktum ben. Her şeyin iddialısını seviyordum. Doğal olan hiçbir şey sevmiyorum. Her şey estetik, her şey plastik falan böyle. Yani bikini giyerdim, o bikiniler muhakkak ki bir taşlar, boncuklar, bir şeylerdi. Yani çocukluğumdan beri süre gelen hep bir şey. Hep kokoştunuz. Hep mesela 5 yaşındaydım, 4 yaşındaydım. Ablam daha güzel anlatıyor gerçi bu hikayeyi de. Baktım dikkat çekemiyorum. Misafirlerin ortası, salonun ortası soyunu veriyormuşum falan. Böyle yani bilmiyorum, o salonun ortası benim sahnemdi mesela. Enteresan bir şey. Ne bileyim öyleydi ve bütün itirazlara rağmen
Evet, bu işe başladım. Siz tek çocuk musun? Ablanız var. Ablam var, abim var, anne baba. Biraz daha muhafazakar bir aile. Öyle mi? Tabii annem babam böyle hani, hani kapalı insanlardır. Çok hani işte gereken o görevlerini her zaman yerine getirirler. Abla abi de onlar hep görücü usulü evlilikler. Tutucu bir, muhafazakar bir aile de muhafazakar bir aile. Baba evet yani bikini bile giydirmezdi bize. Yani öyle aman giymeyin falan bir şey de demezdi giydiğimizde ama öyle enteresan bir ailenin böyle enteresan bir kızı oluverdim ben anlamadım. Yaşıyorlar yani. Değil mi? Tabii tabii. Ay, çok şükür ama hayatta da en çok şu anda da en büyük destekçim onlar yani. Yeter ki sen mutlu ol. Neye uygun görüyorsan biz yanındayız falan. Çünkü onları hani evet son yıllarda biraz sıkıntılı bir şeyler yaşadım ama bu yaşıma kadar mesleki anlamda onları hiçbir zaman duruşumla veya bulunduğum ortamda hiçbir zaman mahcup edecek bir şey yapmadım yani. Böyle bir durum. Evet, buyurun. Dinleyelim. Bu kararı doğrultusunda ilk durağı ünlü modacı Dilek Hanif'in atölyesi olacaktır. Burada kısa bir süre Hanif'in asistanlığını yapan genç kadın ilk özel dikim kostümünü 2000 yılında kendisi gibi kariyerine yeni adım atmış olan Hande Yener için hazırladı. Bir dakika. Dilek Hanım Hülya Avşar Show'un kıyafetlerini dikerdi. Evet, ben o dönem orada Dilek mıydınız? Hanım'ın asistanlığını yapıyordum. O zaman siz Hülya Avşar setine geldiniz. İki ya da üç kere geldim o zaman. Ben karşılaştık de demek ki sizle. Biz sizinle yıllar içerisinde çok karşılaştık. Karşılaştık, evet. Çok ortak arkadaşlarımızın evet. Evlerinde falan. Evlerinde de aynen. Ama onun dışında tabii ben çok küçüktüm o zaman ve 99 senesiydi. Dilek Hanım'ın kapısını çaldım. Ben ya sizin asistanınız olacağım ya da sizin asistanınız olacağım diye. Küçük bir kız o benimle dalga geçti yani. Dedi ki Allah deli herhalde diye. O kadar da öğrenme meraklısıyım ki sonra baktı ki bende bir şey var yani çünkü öğreniyorum ve ben gerçek terziyimdir. Yani şu anda oturup bütün bu gördüğünüz elbiselerin birçoğunu ben kendim de dikiyorum. Çok öğrendim. Böyle bir sene kadar çalıştık. Dünyanın en tatlı, en kıymetli çok, kadınlarından çok da saygılıdır. Biridir Dilek Hanım. Müthiş bir kadındır. Çok kaliteli, çok klastır. Güzel bir başlangıç oldu benim için. Kaliteli bir başlangıç oldu. Sonra kendi işimi kurmak istedim. Tabii param yok o zaman. Aile zaten karşı. Asla bana para da vermiyorlar. Halbuki imkanlar var. Tok evin aç kedisi ben. Hayır ben yapacağım falan. Eminönü'nde böyle elimde tahta bacaklı mankenlerle dolanıyordum. Enteresan. Neyse sonra Hande ile biz tanıştık. Onu da şöyle tanıştık. Çünkü biz Bağdat Caddesi Fener yolunda oturuyoruz. Hemen caddenin burada böyle sağ köşesinde bizim bu tarafta ev var. Sol köşesinde de şey... Ercan Sağaç'ın DMC Müzik'ti var o zaman. Ve de Hande de ilk albüm çıkıyor Yalanım Batsın. Orada işte bir başladık. Hande sonra Nüket Duru falan filan öyle. Daha dedim senin çok daha fazla öğrenmen lazım. Bir de susman lazım. Saygılı olman lazım. Yoksa olmayacak bu iş. Böyle. Buyurun. Yine aynı yılın yaz aylarında Bodrum Günay Restoran'da sahne alacak Nüket Duru için hazırladığı kostümlerse Saraçoğlu'yla Duru'nun yıllara yayılacak teşriki mesaisini başlatır. Saraçoğlu sık sık kariyerine Nüket Duru'ya borçlu olduğunu ifade ederken Duru da 2015 yılında verdiği bir röportajda ondan şöyle bahseder. Gülşah Saraçoğlu anında üretebilen, dünyayı takip ederek trendleri kendi yorumuyla harmanlayan, tek başına kimseye ihtiyaç duymadan bir elbiseyi A'dan Z'ye dikebilen, kime ne yakışır bir anda fark eden müthiş bir modacı. Ancak son yıllarda ikilinin arasına bir mesafe girdiği ve artık eskisi kadar yakın olmadıkları sık sık gündeme gelmektedir. Doğru. Çünkü benden dolayı değil, Nüket Hanım böyle bir şey tercih etti. Benimle değil yani. Genel olarak hayatında böyle bir şey tercih etti. Bilmiyoruz sebebini ama gayet iyi, keyfi yerinde. Biz çünkü çok sıkı dost, anne kız gibiydik yani. Ve gerçekten bütün mesleki kariyerimin başlangıç noktası, çok şey öğrendiğim. Benim için bir Meydan Larousse gibidir Nüket Duru, çok enteresan bir kadındır. Canım diye falan böyle telefonu açar. En düşük bile olsa enerjisi karşısındakine müthiş enerji verebilen olağanüstü bir kadındır. İyi ki hayatıma girdi. Eğer o olmasaydı belki bugün bu kadar hızlı ilerlememiş olabilirdim. Çünkü birçok şeyi ondan öğrendim. Çok kıymetlimdir. Bir gün ararsa da her zaman bu telefon benim kapım her zaman açık. O bizim canımız, ablamız, bir tanemiz yani. Onun öyle bir
tercih oldu bu aralar. Böyle bir durum. Buyurunuz. Saraçoğlu 20'li yaşlarının başında kendi atölyesini kurar ve Demet Akalın, Nazan Öncel, Seren Serengil gibi sahne sanatçılarının yanı sıra cemiyet hayatının önde gelen isimlerine hazırladığı kıyafetlerle ismi kulaktan kulağa yayılır. 10 yıl boyunca gece gündüz çalışıp belirli çevrelerde tanınır olan o isim, 2010'lu yıllarda medyanın etkisiyle iyice duyulur olmaya başlar. Onu televizyon ekranlarında ilk kez 2011 yılında ATV ekranlarında yayınlanan, kendisi gibi modacı olan Deniz Berdan ve Eda Taşpınar'la beraber sundukları Sen Yeter Ki İste isimli moda yaşam tarzı programında görürüz. 2012 yılında ise bir süredir kostümlerini tasarladığı iş insanı ve prodüktör Demet Öger'in davetlisi olarak Oscar törenine katılmak için Los Angeles'a gider. Burada bir davette giydiği mezura şeklindeki korsajlı elbisesini ve bu korsajı onu çok beğenen dünyaca ünlü model oyuncu Milla Jovovich'e hediye ettiğini söylemesi çok konuşulur. Aralarında Nicole Kidman, Ben Affleck, Heidi Klum gibi isimlerin olduğu çeşitli Hollywood starlarını giydireceği haberleri de yine aynı dönemlerde basında sık sık yer alır. Kariyeri medyanın etkisiyle yeni bir döneme giren Saraçoğlu'nun özel hayatında da önemli gelişmeler olmaktadır. 2010 yılında uzun süredir beraber olduğu Gaziantep'li iş insanı Selçuk Yentur'la evlenen Saraçoğlu, ertesi yıl oğlu Aslan'ı dünyaya getirir. Saraçoğlu-Yentur çifti, 2012 yılında boşansalar da aralarında bitmeyen sevgi ve çocuklarına duydukları sorumluluk yüzünden ilişkilerine ikinci bir şans verip 2014 yılında tekrar evlenirler. Ancak fikri uyuşmazlıkları ve ayrı şehirlerde ilerleyen kariyerleri yüzünden 2015'te... İki kere düğün yaptınız. Hayır, ilkinde ben eski eşimi kaçırarak evlendim. Yani sistemde bir tuhaflık var. Normalde benim kaçırılmam lazım. Ama ben kaçırarak evlendim. Çünkü aile beni istememişti. Vay efendim, siz beni nasıl istemezsiniz diye. Çok fenaydı. Neyse, ondan sonra gittim. Dedim ya evleneceğiz ya evleneceğiz ve... Tamam dedi bir anda. O da nasıl tamam dedi onu da anlamadım. Sonra geldik buraya sabah böyle Ankara'daydı o. Onu aldım. Gerçekten Ankara'dan aldım, kaçır getirdim buraya. Ay hiç unutmuyorum ya. Vallahi bizi duyuyorsa dünyanın en tatlı adamlarından biri. Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne rahat rahat anlatabilirim. Tabii ki. Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne gittim. Bir baktım böyle yapıyorum. İsmet Karakuş yazıyor. Bir tane nikah memuru. İsmetciğim merhaba. Benim şu anda evlenmem lazım. Durum çok ciddi. Bak bunun babası beni istemiyor, abisi istemiyor, annesi istemiyor, bilmem ne istemiyor falan. Dedi ki nasıl yani müracaattan dedi, yani en erken dedi 24 saat sonra evlenebilirsiniz ve saat akşamüstü 4. Mümkün değil, yarın 12'de gidiyor dedi. Beni ne olur evlendir. Tamam sabah 9'da geldi de evlendireceğim dedim. Neyse o sırada dedik işte sağlık raporu alınması gerekiyormuş, bilmiyorum ya. Gittik işte laboratuvarın kapısında gerçekten böyle 50 kişi falan böyle bir kuyruk var. Herkesi böyle yani ite kaka laboratuvara girdim. Hemen kan tahlili olmam lazım. Benim bugün evlenmem lazım. Siz bilmiyorsunuz. Bunun babası beni istemiyor. Ailesi beni istemiyor. Eyvah. Neyse diye ben böyle alelacele ertesi sabah 9'da evlendim. Sonra tabii eski eşim buraya her şeyi silerek bir ceketiyle geldi. Çok mutluyduk. Çok dünyanın en tatlı insanlarından biridir. Neticede çocuğumun babası. Çok da iyi arkadaşım şimdi. Müthiş bir adamdır. Fakat sonra baktık ki olmuyor yani. Çünkü bayağı zorluklar vardı o zaman. Şimdi çok hiç böyle dramatize etmek istemiyorum ama soyadımız alındı falan filan. Baktım eski eşim çok üzülüyor. Çünkü çok güçlü bir aile. O kaldıramıyor bunları falan. Çocuk küçücük. Ondan sonra tabii ki biz ayrıldık. Ayrıldıktan sonra dayanamadık. O hiç istenmeyen gelin birden çok istenen gelin oldu. Gerçekten Allah razı olsun. Eski kayınvalidem, kayınpederim. Anlaşanlı bir düğün yaptılar ki. Hikayemiz tabii çok daha enteresan da şimdi çok özet geçiyorum. Ben bu kısmını biliyorum, dinlemiştim. Evet, ondan sonra orada çok güzeldi. Fakat şimdi tabii beni oraya alışmam lazım. Antep geliniyim ve... Ha siz Antep'te her şeyi bırakıp... Bir sene yaşadım. Haftanın iki günde işe geliyordum. Çünkü bana dediler ki kapatacaksın atölyeyi. Niye kapatıyorum atölyeyi? Arkadaş durduk yerde. Ben bunu yapmak için babamı karşıma almışım. Neden? Sebep ne? Neyse. Kayınvalidem dedi, kızım dedi. Bizim dedi burada kadın günlerimiz oluyor dedi. Katılır mısın, gelir misin? Benim de annemin günleri oluyordu. Ben yani 15 günde bir oluyordu.
Abi baktım bunlar her gün 11'den 6'ya dedim ki anne sigorta yapıyorlar mı? Maaşa bağladılar mı? Nedir diye. Ve aynen şöyleydik bak ciddi söylüyorum. O zaman da topluyum işte böyleyim 75 kiloyum. Bir kadın gününe gidiyoruz. Kuru patlıcan dolmasını tabağa attıkları gibi sanki yukarıda bir reji var. Antep'in hamamları diye herkes kalkıyor oynuyor. Herkes ne yapıyoruz dedim. Oynuyoruz dediler. Tamam dedim oynayalım. Her gün böyleydi. Artık bir gün sıkıldım. Dedim ki olmayacak çünkü atölyeyi kapat diyorlar. Kapatmazsam boşanırım dedi Selçuk. Peki o zaman dedim. Sonra bıraktım her şeyi ve geldim buraya. Böyle işte benim evlilik hikayem. Sonra üçüncüye tekrar beraber olduk. Sonra dedim ki ya deli miyim ben hayattaki tek alternatifim niye Selçuk'muş gibi. O dedi misyonunu tamamladı. Çocuğumun babası hayatımın kıymetlisi her zaman buramda ama yeter diye. Böyle işte bir evlilik hikayesi. Yani bayağı siz Antep'te yaşadınız bir yıl. Ay yaşadım aman Antep çok güzel. Aman Hadi yemekleri sayıyorum. Falan çok çok güzel. Her şey çok güzel. Belli olmuyor mu kaç kiloyum? Yani. Buyurun. Çiftin ilişkilerine verdikleri son şanssa 2018 yılında yaşayıp kısa sürede sonlandırdıkları nişanlılık. Evet nişanlı oldu. Bu nişan da bir garipmiş. Çünkü şöyle oldu. İki tane düğün dedik ki nişan yapmadık. Belki nişan yaparsak dedik. Hani evliliğimiz uzun süre. Total. Sonra sağ olsun Ali Ağoğlu yüzüklerimiz. Ama bize sürpriz olan bir nişandı o. Ay ne manyak kadınım ya. Ben ne böyle hep drama koyayım ben sürekli. Allah'ım canım kocam diye. Ağlayan bir kadın Allah'ım ya. Ama gerçekten şuursuzdum. Evet buyurun. Üçüncü de nişan güzelmiş ama. Kına da yapacak. Buyurun. Artan bir ivmeyle müşteri portföyünü genişletmekte, 2010'ların sonuna geldiğimizde aralarında Deniz Seki'den Gülben Ergen'e, Bülent Ersoy'dan Ajda Pekkan'a çok sayıda ismin olduğu sanatçılar için hazırladığı kostümlerle alanında zirveye oynamaktadır. Ona göre bu başarısının sırrı paradan önce insan kazanmaya verdiği önemdedir. Atölyesine kim gelirse gelsin birebir ilgilenir. Elbiseye ilk makası vuran da odur, son fermuarı çeken de. O atölye sadece elbiselerin prova edildiği bir yer değil, gülüşülen, dertleşilen, gıybet yapılan bir rahatlama merkezidir de. Saraçoğlu sosyal medya devriminin getirdiklerini de ıskalamayacaktır. Zaten uzun süredir devam ettirdiği kendi vitrinini kendi üzerinde... Bir dakika, hemen şunu söyleyeyim. Benim tabii ki bir mide ameliyatım var ve ben hayatımda hiç ne bir estetiğimi, hiçbir şeyimi hep söylüyorum. Slogan gibi benim bu lafım. Estetiklerden alın yazım sırtıma geldi diyorum. Çünkü çok yani kendimle oynamayı seviyorum. 3 kere meme protezi, işte şişman dönemimde 4 kere liposakşın, yok işte ayağımı kestirdim bilmem ne şey kemiklerimi falan. O burun ameliyatım, botoksum falan filan derken ben zaten bunların hiçbirini saklamıyorum. Fakat bana diyorlar ki işte eski hali, herkesten sakladı dediği hali bu. ATV'de bir program yapıyorduk, o zaman hamileydim. İşte az önce gösterdiğiniz Eda, Deniz, ben, Şahyacı. Ben burada 8 aylık hamileyim, 8 aylık hamile fotoğrafımı işte eski hali deyip gösteriyorlar. Yazık bana ya, vallahi çok üzülüyorum kendim bu hamile fotoğrafımı öyle koydukları için. Ama çok saçma hakikaten. Öyle. Çok komik ya. Evet, buyurun. Dış görünüşüyle ilgili de bazı değişikliklere gider ve 2016 yılında mide küçültme ameliyatı olup 3 ayda 22 kilo zayıflar. Devam eden 3 ayda sayısız estetik ameliyat geçiren Saraçoğlu, ileriki yıllarda şöhreti arttıkça hakkında çıkan öncesi ve sonrası karşılaştırmalarına gayet sakin yaklaşacaktır. Bir röportajında "Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle yüz nakli yaptırırdım diyebilirim." der ve ekler. "Ben estetiği seviyorum. Doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Ama bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım." Kendini ifade etme biçimi, rahatlığı ve dobralığı 2016 yılında Beyaz TV'de yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'daki yorumculuk deneyimiyle televizyon izleyicisi tarafından fark edilmeye başlanır. Program masaya yatırılan magazin olayları kadar Saraçoğlu, Nihat Doğan ve Ömür Varol arasındaki polemiklerle de gündem yaratır. Başladıktan 3 ay sonra magazin yorumculuğu işinden ayrılan Saraçoğlu kısa bir süre sonra kendisi magazin programlarında... Pardon, bir şey soracağım. Şarkıcılara hizmet veren hatkütür olarak evet. Birisinin magazin yorumcusu olması çok riskli bir şey değil miydi? Riskli olduğu için bırak, deli miyim? Benim ne işim var burada dedim. Manyak mıyım ben dedim. Ben burada bayağı... Çünkü sizin müşteriniz onlar. Zaten şöyle bir şey vardı. Yani çok kıymetli arkadaşlarım. Ya gündüz bendeler. Yani sabah ben programdan çıkıyorum, gündüz ben. Ve konuşulduğu zaman
Ben gidiyorum ve diyorum ki işte yönetmeni, artık rejide kim varsa yapımcı. Arkadaşlar ben bunu konuşamam. Çünkü bu etik değil. Ben bunu burada konuşup da lay laylom ekrana da oynayamam. Ve sonra öğleden sonra bu kadını da atölyemde ağırlayamam. Çünkü ben burada her şeyden önce bir modacıyım. Ben aslında modacı olduğum için zaten aslında moda programlarında o koltukta onun için oturdum. Yani orada oturuyorum diye kimse kalkıp bana elbise diktirmiyor. Ama şimdi o duruşumu bir kere hiç kimseye saygısızlık etmem ben. Gerçekten saygılı bir kızdım ve de saygılı olarak bundan sonraki ilerleyen hayatıma öyle devam ediyorum. Tek derdim kendimim. Kendimle dalga geçerim. Bir şey varsa kendime yani iyi veya kötü kendime yararım veya zararım. Ama hiç kimse orada da kalp kıracak, gönül kıracak hiç kimseyle hakkında bir şey konuşmadım. Ben de zaten en son kopuş noktası bir arkadaşımızın evinde karşılaşmıştık. Yani onunla ilgili bir haber yapıldı. Mümkün değil dedim. Çok fazla teşviki mesaim var. Ben gidiyorum dedim ve öyle gittim. Ama hepsi çok kıymetli arkadaşım. Nihat'la çok birbirimizi yerdik ama Nihat'ı çok severim. Çok deli bir çocuktur. Ötekini hiç sevmem. Ömür var ol mu ne? Onu hiç sevmem onu. Her şeyi çat 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 söylerim. Bir televizyon karakteriyim her şeyden önce. Çünkü televizyon galiba şunu istiyor. Biz moda programı yaparken akış toplantısına beni almazlardı. Çünkü şöyle yapın böyle yapın dediklerinde... Ben yayında böyle yapıyorum. Ay saçmalamayın o öyle değildi böyleydi falan diye. Diyorlardı ki bu doğal aksın. Bu böyle güzel yani tam doğal sarışın ben yani. Böyle bir şey yok. Evet bu buyurun. Ama yani aslında sizin için kötü verilmiş bir kararmış oraya oturmak. Yorumcu olarak. Aslında o zaman çok daha büyük ve önemli konular vardı. Ülkemizin de çok ciddi yaşadığı o büyük o kaos 15 Temmuz olayları. Onun üzerine başlayan bir programdı. Dedim ki ben burada oturup ne konuşacağım? Ben magazin konuşamam. Dediler ki yani hani, sen güncel konularda işte kostümleri değerlendirirsin. Ay dedim konu başka bir yere gitti. Baktım ki olmuyor ben yapamıyorum. Ben o masada olmamam lazımdı. Severim kanalımı çünkü o kanalda da ben daha önce bir moda programı da yapmıştık. Aynı Deniz'le Berdan'la da ATV'den sonra yapmıştık. Ancak... o program benim için bir trafik kazasıydı. Olmaması gerekiyordu. Bana ait bir program değil orası. Ben oraya ait değilim daha doğrusu. Buyurunuz. Bu dönemde Saraçoğlu'nun Bülent Ersoy'un kullandığı bazı takıların imitasyon olduğunu ima etmesi ve Diva'nın cevabıyla başlayan polemik kısa sürede alevlenir. İkiliye mahkeme yolu görünmüşken Saraçoğlu'nun geri adım atmasıyla olay tatlıya bağlanır ve Saraçoğlu'yla Ersoy kısa bir süre sonra birlikte çalışmaya devam ederler. 2020 yılının ortalarına geldiğimizde birinci sezonu biten Doya Doya Moda ile tüm Türkiye'nin tanıdığı biri olmuştur artık. Programın ikinci sezonunda yaşadığı bir canlı yayın kazası ise magazin gündeminde bomba etkisi yaratır. Bu kaza televizyon ekranlarında değil Instagram'da Saraçoğlu'nun bir süredir gitgelli bir ilişki yaşadığı Gökhan Göz'ün yaptığı canlı yayına katılması ve yorumlar kısmından Göz'e yönelik küfür içeren hakaretlerde bulunmasıyla yaşanır. Olayın ertesi gün medyada yer alması, TV8 yönetimi tarafından Saraçoğlu'nun işine son verileceği iddialarını beraberinde getirse de, Saraçoğlu yaptığı bir paylaşımla Göz tarafından uygulanan psikolojik şiddete maruz kaldığını ve öfke kontrolü sağlayamadığını ifade edip tüm sevdiklerinden özür dileyecek, jürilik görevine de kaldığı yerden devam edecektir. Ancak medyada Saraçoğlu fırtınası dinmez. Canlı yayın olayından günümüze kadar devam eden süreçte kimi zaman kendi yaptığı açıklamalar ve girdiği polemiklerle, kimi zamansa hakkındaki iddialarla hep gündemde kalacaktır. Bu iddialardan bir tanesi birçok sanatçı için hazırladığı kostümlerin başka tasarımcılardan çalıntı olduğu yönündedir. Saraçoğlu bu iddiaları bir tasarımcı olmadığını, çok iyi bir terzi olduğunu, kimi zaman müşterilerinin ellerinde... Daha güzelini yapmışım bak. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi bir önceki konuyla alakalı tabii ki hiç konuşmak bile istemediğim bir mevzu, bir önceki şahıstan bahsediyorum. Ama tabii ki yaşanmışlığım, tabii ki bu var ve bugün böyle karşıma çıkıyor. Devamında yaptığım hareketten de hiç pişman değilim. Çünkü onunla alakalı değil. Yani genel olarak ben böyle bir kadınım. Ben söyleyeceğim hiçbir şeyi tutamam ve hadi oradan ya deyip, dilimin kemiği olmaz. Böyle dümdüz bir kadın. Ben birine bir şey diyorsam o öyledir. Emin olun öyledir. Onun için de hani yanlış anlaşılmalara ve çünkü o zaman çok programı çok fazla çocuk fanlarım izliyordu benim.
6 ve 12 yaş. Allah'ım ne giyiyorsam aynılarını bebeklerine dikiyorlar. Barbie bebeğin üzerinden resimler falan. Ve şuursuzca bir dedim ki ne oluyor dedim ya. Allah Allah. Herhalde 40 yaşından sonra ünlü oldum ben dedim. Baksana dedim çocukları aldın mı konu bitiyormuş. Ben bunu anladım. Benim o konuda hiç pişman değilim. Tek pişmanlığım o kadar çocuk fanım varken bunu nasıl yaptım? Yani yapım şirketim, kanal dediler ki yani sen reyting alan bir kadınsın. Program reyting alıyor. Bunu nasıl yaparsın? Tek üzüldüğüm oydu. Onun pişmanlığı başka hiçbir şey değil. Kopya elbiseye gelince hep derim ki Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Elinde bir fotoğrafla Bülent Ersoy geliyorsa evladım bana bunu yapacaksın. Hadi sıkıyorsa Bülent Ersoy hayır ben onu size yapamam de. Mümkün mü? Mümkün değil. Onun için bana diyorlar ki elbisesi kopya çıktı. Ay çok teşekkür ederim. Yani siz biliyordunuz ben bilmiyordum onu öyle. Ben zaten birebir almışım onu yapmışım. Ha tamam kendi tasarımlarım da var ama... Getirmiş Simge bana. Abla ben bunu beğendim bana bunu yap. E tamam yapayım dedim. Hiç benim öyle şeyim yok yani. Ay eyvah yakalandım. Eyvah kopya elbise falan. Umurum değil. Rüzgar nereden ben oradan bir kapatayım. Vallahi. Evet. Buyurun. Kamuoyunda tepkilere neden olan bir başka açıklamasıysa 2021 yılının sonlarında yaşanır. Bir süredir gerçek kürk kullandığını yaptığı paylaşımlarla gösteren Saraçoğlu'nun katıldığı ikinci sayfa programında bu konu kendisine sorulduğunda verdiği cevaplar kamuoyundaki tepkileri büyütecektir. Programda gerçek kürk sevdiğini ve 50'den fazla kürkü olduğunu açıklayan modacı gelen tepkileri umursamadığını... Ya bir dakika, şimdi şöyle bir şey var. Durduk yerde ben şu mesela buraya gelip... Ay Armağan Bey 50 tane gerçek kürküm niye, var. Niye değil mi? Gelen tepkilerde hiç umurumda değil demiyorum. Çünkü programın akışı öyle bir gitti ki bana dediler ki... senin kürklerin gerçek mi? Gerçekten yalan söylemem ben. Evet gerçek dedim. Kaç tane kürküm var dediler. Bilmiyorum, seviyorum dedim. Yani belki 40, belki 45 falan dedim. Aynen bu. Yani ben bunu sadece bunu söylemiş olmak için... Evet tamam hayvan hakları savunucuları tam... Hepsine saygı duyuyorum. Fakat ben bunu seviyorum. Fakat daha enteresanı bunun gerçeğini giyip orijinal değil sahte diyenler bence daha anormal geliyor. Bunu bununla da savunmuyorum. Herkese göre başka bir şey. Evet belki çok yanlış ama ben seviyorum ve çok küçük yaşımdan beri sevdiğim ve alıştığım bir durum bu benim. Yani hepimizin annelerinin dolabında bir kere kahverengi vizon uzun bir kürk vardır karpuz kollu. Yani böyle bir şey var bir kere yani. Onun için bana enteresan geliyor. Seviyorum, kullanmaya da devam edeceğim, evet. Kullanmasanız iyi tabii. Ama seviyorum. Gelen tepkileri umursamadığını söyleyip, bunu sadece Bülent Ersoy ve ben yapıyormuşuz gibi olmamalı. Gidin Çorlu'ya, deri fabrikaları orada gibi cümlelerle... Ama doğru. Bak oradaki fabrikalar kaç tane, o bir tane fabrikada 3000 kişi çalışsa kaç tane şey insanlara istihdam sağlıyor. Ben tabii böyle de bakıyorum yani. Nasıl savunayım acaba kendimi? Buyurun. Kimi zamansa magazin dünyasındaki gruplaşmaların da etkisiyle hedef tahtasındaki isim olacak ve hayatı bir zamanlar kendisinin de kısa süreli yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programının o ünlü masasına en sık yatırılan konulardan biri haline gelecektir. Programın yorumcuları arasında yer alan ve bir zamanlar Saraçoğlu'nun yakın ilişkiler içerisinde olduğu Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın iddiaları gündem yaratıp taraflar arasında dallanıp budaklanacak olaylar başlatır. Bu olayların en sonuncusu 2022'nin ilk günlerinde gündeme getirilen Saraçoğlu'nun evli olan şarkıcı Deha Bilimler'le... Aa bir de o var. Bir de o var. Öyle bir şey yok tabii ki. Yani o kadar saçma ki Deha benim arkadaşım. Ve de şöyle arkadaşım benim hani bizim düğünümüz after partisine bile o geldi çıktı yıllarca hep ben onun sahnesini izlemeye gittim. Fakat öyle bir algı yaratılıyor ki o algının üzerinden konu başka bir yere geliyor. Ve herkes bir şey söylüyor. Evet o masada en çok konuşulan isim değil. Her gün mezara gömüyorlar. Ertesi günü çıkartıyorlar. Masada otopsi mi yapılıyor sonra tekrar gömüyorlar. Sonra tekrar çıkartıyorlar. Hiçbir şey yapmadım. Sadece mahkemeye verdim. İlk defa da burada konuşuyorum. Çünkü hep bu konular olduğunda koştur koştur peşimden mikrofonlarla falan gelen bir sürü insan oldu. Çok şuursuzca ve çok yanlış şeyler. Çünkü ben evli bir adamla olup kimsenin kümesine girecek falan bir kadın asla hiçbir zaman değilim. Olmadım, olamam da zaten. DNA müsaade etmez buna. Her şeyimi eleştirebilirler beni. Her şeyimi.
Ama bu konu çok hassas bir konu. Ayrıca karısını da tanırım. Aileyi tanırım, çocuklarını tanırım. Yıllardır hep arkadaşımız ama maalesef böyle bir şey oldu. O algıyı da yaratan zaten geçmişte çalıştığım çok da yakın olan arkadaşım, adını bile anmak istemiyorum. Oydu maalesef. Onun için de kendisini sordular bana, dava edecek misiniz diye. Hayır, ona daha kötüsünü yapacağım. Onu hayat boyu affetmeyeceğim dedim. Hayat boyu affetmeyeceğim bir listede olan bir kadın. Onun birazcık gazlamasıyla olan bir durum oluştu. Buyurunuz. Hem Saraçoğlu hem bilimler bu iddiaları yalanlasalar da sular durulmaz. Şarkıcı Demet Akalın konuya dahil olup çok üzüldüm. Ben iki tarafı da uyarmıştım. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Sözleriyle ilişkinin gerçek olduğu yolunda bir imada bulununca Saraçoğlu'yla yıllardır devam eden arkadaşlıkları kopma noktasına gelir. Saraçoğlu yaptığı açıklamayla Akalın'ın algıyı farklı yansıtıp ayıp ettiğini ve bu konuda onu asla affetmeyeceğini söyler. Gülşah Saraçoğlu son yıllarda geçen bu fırtınalı zamanlara rağmen bir yandan çok sayıda sanatçıya diktiği elbiselerle moda dünyasını etkilemeye, bir yandan da o elbiselerde kullanmayı çok sevdiği ışıltıları hayatına yansıtmaya devam eder. Kimileri tarafından yadırganan, kimileri tarafındansa ilgiyle takip edilen bu hayata attığı ilmekler sağlamdır. Kendi çizdiği yolda sarsılmadan gider. Bildiği modelden de şaşmaz. Kim bilir, belki hem bu kadar eleştirilen hem de bu kadar beğenilen bir figür olmasının sırrı, kendi doğrusundan başka bir şey olmayı reddeden bu kararlı halinde gizlidir. Ay, çok teşekkür ederim. Vallahi hiç yanlış hiçbir şey yok. Hayret. Her şey doğru. Bir tek doğum tarihiniz. Doğum tarihim, evet. Onun dışında her şey doğru. Bunların hepsi benim yaşanmışlıklarım, hakkımda çıkan iftiralar, dedikodular, gerçekler, yalanlar. Mutlu günlerim, kötü günlerim. Bir şey soracağım. Zaten bu piyasanın içinde olup da haber çıkmayan bir insan yok herhalde. Yok ama ben bir de çok göz önünde olmaya başladım. Yani çok kendimi işledim. Tipime, fiziğime, her şeyime çok özen göstermeye başladıktan sonra iddialı kıyafetler falan. Biraz da öyle de oldu. Ama tabii ki bu sıkıntılı dönemlerde de sustum ve hep evimde kaldım. Hiç kimseyle görüşmedim. Hani çok hani hatır sayılan birkaç arkadaşımız, onlar ne yapıyorsun sen sakın falan filan deyip zaten bunlara da gerek yoktu. Çünkü zaten ben öyle bir kadınım. Bir yerden çıktığımda bana böyle bir mikrofon uzatıldığında ben dalga geçiyorum. Yani o anda dalga geçmem gerekiyor. Çünkü ben niçin alkollü halimle röportaj vereyim onlara? Niçin yani bir yerden çıkarken makyajsız falan yüzüme gözlüğümü takmaya çalışırken böyle bir röportaj vermeye çalışayım. Tabii ki dalga geçeceğim yani. Yani gerçekse eğer, evet, bir röportajsa evet, şu an bu gerçek. Çünkü çok keyifle geldim. Çok bayılırım ben size. Teşekkür çok ederim. Keyifle geldim. Sağ olun. Ondan dolayı olması gereken bu. Gerçekten çok şahane hazırlamışsınız. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok mersi. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.